Suudi Arabistan'la da biraz aslında ilişkiler geriledi. Yani bunu söylemek lazım. Dünkü biraz önce anlattığım gibi Sayın Cumhurbaşkanı havaalanında karşılanmaması ve bu ziyareti tarihini belirlemek için iki hafta bekletilmesi. Hatta bazı Suudi yazarlar bugün şey yazdı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan İslami Konferans Başkanı olmasaydı bu ziyaret gerçekleşemezdi bile söyleyenler var. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili Türkiye ile arasında aslında direkt herhangi bir sorun yok. Bu kriz iki ülke arasında sorun Mısır'da başladı. Mursi orada yerinden aşağı edildikten sonra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Sisi'nin tarafına tuttu ve destekledi. Türkiye, Katar Mursi ve İhvan örgütünden yana tavır aldıkları için aslında Mısır üzerinden böyle bir sıkıntı olduğunu. Fakat ondan sonra ilişkiler tamir edilmeye başlandı. Sayın Çavuşoğlu buraya geldi. Abu Dhabi'ye, buradaki Abdullah bin Zayed İstanbul'a, Ankara'ya gitti. İşler düzelmeye başladı. 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de basında sürekli bu darbe Birleşik Arap Emirlikleri finans ettiği yazmaya başladı. Kaynak İhvan'ın medyası. İhvan Müslümin medya kaynakları. Şimdi bunu Türkiye mahkemeye niye gitmedi kimse bilmiyorum. Yani bilmiyorum böyle bir şey var mı yok mu? Ya bunu niye uluslararası mahkemeye götürmedi ya da niye işte delilini ortaya koymadı? Ona rağmen 15 Temmuz'dan sonra ilişkiler yine tamir edilmeye sürece girdi. Yine ziyaretler oldu. Sayın Çavuşoğlu buraya geldi. Fakat Katar krizle birlikte başlayınca Türkiye medyasında direkt Suudi Arabistan yerine Birleşik Arap Emirlikleri vurmaya çalışan haberler çıktı. Bunun aslında yine İhvan medyası. Çünkü Türkiye'de yani bu çıkan haberleri ben de okuyorum. Onlar Arap medyasında var. Arap İhvan'ın medyasında tercüme ediliyor. Türkiye'de Türkçe olarak çıkıyor. Şimdi böyle olunca ilişkiler biraz geriledi yani diyebilirim ama İhvan yüzünden. Çünkü İhvan Müslümin Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2014 yılında Mısır'la birlikte, Mursi ile birlikte ya da daha önce 2012 galiba ya da 2013'te Mursi ve Katar'la birlikte burada Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir şeyler yapmaya çalıştılar. Buradakinin iddiaları yani eylemler yapmaya çalıştı, silah topladı bilmem ne. Ve 80 kişi İhvan, Birleşik Arap Emirlikleri İhvan'ı yanında bir Mısırlı var hapse girdi. 8 kişi Türkiye'ye kaçtı. Ve Türkiye diyor ki Ankara'ya, hükümetine diyor ki siz bir FETÖ sorununuz varsa bizim Mısır'ın ve Suudi Arabistan'ın bir İhvan sorunumuz var. Siz nasıl Almanya'da bir sıkıntınız varsa çünkü FETÖ oraya gidiyor. Biz de aynı şekilde İhvancılarımız Türkiye'ye kaçıyor. Bir anlayış bekliyor buradakiler. Türkiye tabii ki bu durum farklı olduğunu söylüyor. Bu yüzden bu gerginlik devam ediyor ama Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri arasında herhangi bir direkt sıkıntı yok. Sadece İhvan dosyası yüzünden böyle bir sıkıntı yaşanıyor.